Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sohbetimizin konusu iman esaslarının ikincisi melaikelere inanmaktır. İmam Bilgiyev Hazretleri Bilgiyev Vasiyetnamesinde ve dahi vasiyetim oldur ki, iman eden şahıs, şehadet ederim, Allah-u Teala'nın melekleri vardır. Şehadet ederim demek, kalbim ile inanırım, dilim ile ikrar ederim, Allah-u Teala'nın melekleri vardır. Etsam-ı latifelerdir. Etsam kelimesi cismin çoğuludur. Cisim tekil, etsam çoğuldur. Cisim iki kısımdır. Biri kesiftir. Topraktan, sudan, ateşten, havadan yaratılan cisimlerdir ki insan, hayvan, ot, ağaç gibi bunlar cismi kesif, bu kesif, yani cismin kesif kısmı. Cismin bir kısmı da cisim olmasına rağmen, yani bir yer kaplar, o da bir yer kaplar. Cismi kesif bir yer kaplar, cismi latif de bir yeri kaplar. Bir kısmı da latiftir. Latif olan cisimler, nardan yaratılan cin, yani ateşten yaratılan cin, latif kısmına giriyor. Nurdan yaratılan melekler, ateşten yaratılan cin ile nurdan yaratılan melekler latif varlıklardır. Latif varlıklar demek, yaratılış icabı her şekle girebilirler. Osmanlıca'da her dona girerler. Yani her türlü güzel şekle ve kıyafete girmeye kabiliyetleri vardır. Ve melaikeler güç işleri işlemeye de kuvvetleri yeterlidir. İleride göreceğimiz gibi mesela Arş-ı Azim çok büyük. Arş-ı Azim'in büyüklüğünün yanında yedi kat yerler ve gökler nokta kadar bir şeydir. Arş-ı Azim'i dahi taşıyan melekler vardır ki onlara hamele-i arş denir. Meleklerin vasıflarından birincisi istediği şekle girebilirler. İkinci vasıfları da yaratılış itibariyle gavidirler. Yani her türlü işi işlemeye muktedirler. Yani Allah-u Teala'nın verdiği her işi görmeye muktedirler. Melaikelerin vasıflarından birisi de melaikeler ikişer, üçer, dörder kanatları vardır. Kur'an-ı Kerim'de Üli ecnihatin metne ve sülâfe ve rubâ ve yezîdü fil halgı mâ yeşâ. Bazı melekler iki kanatlı, bazı melekler üç kanatlı, bazı melekler dört kanatlı ve daha Allah-u Teala'nın murad ettiği kadar kanatları olan melaikeler vardır. Mesela Cebrail aleyhisselam 600 kanadı olduğu rivayet edilmiştir. Melaikeler hakkında bilinmesi farz olan sıfatlar üçtür. Yani bir insan bu üç sıfatı bilmese meleğe inanmış sayılmaz. Evet, demek ki ilkin bilmek, bilmediğin bir şeye inanılmaz. İlkin bileceksin, bildikten sonra inanacaksın. Onun için ilkin bilgi lazım. Melaikeler hakkında bilinmesi farz olan sıfatlar üçtür. Evvelkisi, hepsi nurdan yaratılmıştır. Müminlerdir.
Mesela insanların, cinnilerin mümin olanları vardır, kafir olanları vardır. Ama melekler öyle değildir. Meleklerin hepsi mümindir. Hiçbir tanesinde böyle küfür, isyan işi yoktur. Ne kafirlik ne de isyan etme böyle bir şey mevzu bahis değildir. Bütün melaikeler mümindir. İkincisi, cümle melekler Allah-u Teala'nın emrine itaat ederler. Musannif Hazretleri bu ikisini öne yazdı ki, bunlar Allah'ın emirlerini yerine getirirler. Yani insanlar gibi, cinler gibi verilen vazifeyi ihmal edip veyahut da isyan etmezler. İnsanlar da cinliler de ihmal etmek, verilen vazifeyi ihmal etmek veya yapmamak, isyan etmek gibi şeyler vardır. Ama melaikeler de verilen vazifeyi harfiyen yerine getirirler, hiç eksiksiz. Kur'an-ı Azimuşşan'da onlardan bahsederken لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Onlar yaratıldıkları andan beri sonsuza kadar hiç Allah'a asi olmazlar. Şimdiye kadar asi olmadılar. Şimdiden sonra da yapacakları emirlerde asi olmazlar. Evet. Şimdiye kadar asi olmadılar. Gelecekte de asi olmazlar. Sonra meleklerin vasıflarından bir tanesi bizle mukayese edildiğinde melekler yemezler, su içmezler, yemenin ve içmenin levazımı olan bevil ve gaita gibi şeylere yani kenefe gitmek, sümkürmek ihtiyacı da duymazlar. Çünkü yemeyince, içmeyince bevil ve gaitaya ihtiyaç nedir? Yoktur. Melaikeler de insanlar gibi, cinniler gibi erkeklik, dişliğe de ihtiyaç yoktur. Bunlar erkeklikten, erkek olmadan veya dişi olmadan beridirler. Bunlar erkekle, erkeklikle veyahut da kadınlıkla vasıfları yoktur. Bunlarda erkeklik ve dişilik bulunmaz. Putperestler, yani putlara inanıp putlara tapanlar, böyle sapık fikirler yürütmüşler, melaikeler Allah'ın kızlarıdır demişlerdir. Bunlar batıl sözlerdir. Melaikeler içerisinde mukarrepleri vardır. Yani urb-ı manevi, manevi olarak Allah'a yakın olanları vardır. Yani Allah yanında sözü makbul olanları, sözü geçenleri vardır. Ve melaikelerin peygamberleri vardır. Lakin meleklerin peygamberleri bizim peygamberimiz gibi değildir. Çünkü melekler zaten kendisi mümindir. Yalın meleklerin peygamberleri Allah-u Teala'nın bildirdiği bir ibadet şeklini tebliğ eder. Allah-u Teala şöyle ibadet edeceksiniz diye herhangi bir işi tebliğ eder. Ve tebliğ edince de peygamberlik vazifesi diyoruz. Ama insanların peygamberleri evvela o küfürden yani inkarcıları imana çağırıyor. Onlarla mücadele ediyor, harp ediyor. Meleklerin peygamberlerinde böyle bir şey yoktur. Melekler Allah'tan aldığı haberi getirip daha aşağıdaki melaikelere takdim ederler. Meleklerin her biri bir hikmete koymuştur Cenab-ı Allah. Onlar hizmetlerinde hiç tekasül, tembellik göstermezler. Yorulmazlar, uyumazlar. Kimi yerde hizmet eder, kimi gökte sakinlerdir, kimi daima kıyamdadır. Yani el bağlayıp tazim ile Cenab-ı Allah'a karşı ayakta dururlar. Durarak ibadet ederler. Kimi daim rükuda Allah'a itaat eder, kimi de daim secdede tezellül ile Allah-u Teala secdede bulunur. Kimi de daim güzel avazlar ile yani güzel seslerle tesbih ederler. Meleklerin çok güzel sesleri ve çok güzel tesbihleri vardır. Tesbih demek Allah-u Teala'nın şanına layık olmayan nesnelerden, noksan sıfatlardan tenzih ederler. Böyle sıfatlar Cenab-ı Allah'ta bulunmaz manasında.
Mesela Sübhane zil mülki vel melekut derler. Bazısı böyledir. Melekelerin bazısı Sübhane zil mülki vel melekut. Bazısı da Sübhane zil izzeti vel ceberut derler. Bazıları da Sübhanel hayyillezî lâ yemût derler. Bazıları da Sübbuhun kuddusun Rabbuner Rahmanu lâ ilâhe illâhu derler. Türlü ibadetlerle tesbih ederler. Kimi yerde Adem oğlanlarına gerek Müslüman gerek kafir müvekkel meleklerdir. Yani Adem oğlanlarına gerek Müslüman olsun gerek kafir olsun onların amellerini yazmak için Allah tarafından vekil edilmişlerdir. Kişinin hayrını şerrini yazarlar. O hayrı şerri yazan melekelerin ismine Kur'an-ı Kerim'de kiramen katibin ve hafaza denir. Ayet-i kerimede Kur'an-ı Azimuşşan'da ve inna aleyküm lehafızine kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun ya'lemune ma tef'alun. Yani kullarım sizin üzerinize meleklerden elbette hafızlar, gözeticiler vardır. Amellerinizi yazıp hıfzederler. İndallah onlar mükerremdir. Yani Allahu Teala tarafından tekrim edilmiştir. Kıymetlidirler. Yani adi süfli değillerdir. Mükerremlerdir. Büyük şan sahibi demek. Mükerremin manası Allah yanında büyük şan sahibi oldukları halde bu melekler beştir. Yani insana müvekkil olan melekeler beştir. Biz bazı alimler hadislere dayanarak beş müvekkil melaike vardır demişlerdir. Bazıları 160'dır demiştir. Bazıları da daha ziyade melek müvekkeldir. Yani vekil edilmiştir. İnsanlarla ilgilenirler. İnsanlar ve cinniler her ne söyler işlerse onu hayır ve şer yazarlar. Ve işlediğiniz şeyi bilirler. Aleyküm hitabı kafire müslüme hepsine şamildir. Mâ yelfuzu min kavlin illâ ledeyhi rakibun atid. Yani insan ağzından mümin olsun, kafir olsun, er olsun, avrat olsun bir şey çıkmaz. Bir halde